Bergama'nın en eğlenceli insanı tam karşınızda duruyor arkadaşlar. Ben İbrahim Pançer. Bayağıdır video çekmiyorum arkadaşlar, farkındayım. Ama malum yengenizle tanıştım. Şimdi onunla böyle ciddi şeyler söz konusu. O yüzden videolara pek başlayamadım, yani çekemedim. Fırsat bulamadım diyelim. Arkadaşlar bu arada yüzme kursuna yazıldım. Yani yavaş yavaş yüzmeyi öğreniyorum. Yeni aparatlar buldum. Böyle baktım, şnorkel olsun, maske olsun, gözlük olsun, el paleti falan filan olsun. Bunların hepsini araştırdım arkadaşlar. Ve bana en yatkın, bana en çok uyan ve çoğu kişinin de tercih ettiği şeylerden sipariş verdim. Siparişler bana biraz önce geldi arkadaşlar. İnternetten baktım. Bakın şu an kutuları açmak bayağı bir uzun sürdü arkadaşlar. Şunların böyle bayağı bir şeyi var yani burada. Bayağı bir dağıttım ben buraları. Bayağı onları sökmek bayağı bir uzun sürdü. Onları videoda sökmeyeyim dedim. Her neyse arkadaşlar, şurada şu maskeyi aldım arkadaşlar, şu şekil. Bakın. Bu çıkıyor takıyor arkadaşlar. Bunu taktım şimdi, çıkarmayın. Uğraştırmayın beni. Çat diye oturtmalı bu. Burada bunun pimi var da şurada. Şurasında pimi var. Gözüküyor mu bilmiyorum da şurada pimi var. Tak kaldırıyorsun, çıkıyor. Bir daha takıyorsun. Sürekli sök tak yapmayın. Lastiği var bunun, böyle lastiği şey olmasın. Ne diyorlar ona? Eskimesin, bir şey olmasın, bozulmasın. Her neyse arkadaşlar, bunu böyle bu şekilde koyalım. Arkadaşlar bunu paketlenmiş kutunun içinde bu şekil. Bunun içinde veriyorlar. O şey de çıkık tabi. Şurası da çıkık oluyor bu büyük şey. Bu ek aparat, nefes alma yeri çıkık oluyor. Maskele birlikte iç içe koyuyorlar. Bunun içinde yolluyorlar. Bir de arkadaşlar şöyle göstereyim size. Kulak tıkacı var. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Kulak tıkacı bildiğiniz. Bu vida ne işe yarıyor onu bilmiyorum. Bakacağım. Çözemedim. Bu da yedek lastik arkadaşlar. O nefes alma yerinin lastiği bozulursa diye. Yedek lastik. Bunların hepsi bu kutudan çıkıyor arkadaşlar. Fiyatlarını söyleyeceğim size. Şimdi bu tıkaçlarla birlikte bu maske hepsi bir, yani şurada bak bir de GoPro takma şeyi var. Normalde GoPro'suz satılıyor bunlar. Bu GoPro takmak için buraya. Hepsi arkadaşlar 120 lira sadece şu. Bunu aldım arkadaşlar. Şunu şöyle koyayım ben. Ortalık dağılmasın. Bunlar da böyle. Bir de arkadaşlar el paletleri aldım şu şekilde. Bunları arkadaşlar Decathlon'dan aldım. Aslında maskeyi de Decathlon'dan almayı düşünüyordum ama orada siyah renk yoktu arkadaşlar. Ben de böyle yeşil, patlamış yeşil ve patlamış mavi renklerini hiç sevmiyorum. Ben koyu renk, sade renkleri seviyorum. Tişörtlerde dahi üstünde yazı olmayacak hiç. Sade renk olacak, o şekil seviyorum arkadaşlar. Bu aldığım el paletlerin arasında fatura da çıktı arkadaşlar. Maskeyi n11.com'dan almıştım. İşte onda fatura çıkmadı. Orada neydi arkadaşlar? Bir dakika şurada markasına bakayım. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi Freberat yazıyor ama normalde şunu şu şekilde satıyorlar arkadaşlar. Ben bunu bu diye almıştım. Bakıyorum şurada internetten hemen. Easy Berat diye satıyorlar arkadaşlar normalde bunu. Bana Freberat olarak geldi. Bilmiyorum. Soru kısmına soracağım. Yanlış ürün mü yolladılar bilmiyorum ama her neyse sıkıntı çıkartma taraftarı değilim. Çalışıyorsa yani doğru düzgün bir şeyse, ha fire ha easy bilmem ne yani. Easy fire fark etmiyor yani, biri kolay demek biri bedava demek. Yani ben siyah rengi aldım arkadaşlar. Çalışıyorsa sıkıntı yok ama gene de soracağım neden başka marka yolladınız diye. Arkadaşlar bu şekilde bunun yanda sıkma aparatları var şöyle. Bunları sıkabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Bunu takıyorsunuz, sıkıyorsunuz. Gevşetip sıkabiliyorsunuz arkadaşlar bu yanda. Şurada da jiletini falan var, daha sökmedim arkadaşlar. Havuza girince sökmeyi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar benim sakallar uzun olduğu için ve ben daha da uzatacağım için bilmiyorum sıkıntı çıkarır mı, yüzümü tam tutar mı? Tutuyor gibi. Ama tabi bunu suya girmeden söyleyemem. Bunun detaylı videosunu böyle GoPro'la suyun altında havuzdayken çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Tabi çalışıyorsa, su geçirmiyorsa. Bunu takıp derine dalarsam boğulurum. Çıkaramam da bunu suyun altında.
O kadar yüzmeyi de bilmiyorum. Her neyse. Bakın arkadaşlar, şu şekilde takayım onu. PUBG'deki maskeye benzettim aynı. Bu şekil tutuyor arkadaşlar. Yalnız bana tek güvensizlik veren yer arkadaşlar şu sakal kısmı. Benim sakallar baya bir uzun olduğu için tam vakumluyor mu bilmiyorum ama deneyeceğim orada. Nefes alması da bir değişik bunun içinde ha. Oh. Neyse arkadaşlar, buradan nefes alıyorsun. Hem bu, yani dur şunu çıkarayım öyle konuşayım. Arkadaşlar bu hiçbir zaman şey yapmıyor, yani buhar yapmıyor. Benim arkadaşlar vardı havuzda. Ben onların böyle gözlüklerini takıyordum. Onlar profesyonel gözlük alıyordu. Böyle 300-400 milyona. Bir gözlüğü 400 milyon veriyor adamlar. Onlar dahi buhu yapıyor, yani buhar yapıyor. Tabii ben şnorkel kullanamıyorum arkadaşlar. Denemedim. Ama onu böyle biraz profesyonel insanlar kullanıyor. Gözlüğü takıp şnorkeli de. Snorkelle arkadaşlar biraz daha iyi yüzmeniz lazım ki ondan sonra snorkel kullanırsınız. Zaten havuzda yüzüyorsunuz da gene kullanabilirsiniz, ayrı konu. Ama nasıl desem, tam yüzmeyi, nefes almayı öğrenmeden snorkel kullanasım yok. Çünkü bayağı bir su yutabilirim. Suyun içinden çıkamayabilirim. Ben biraz panik de yapıyorum suyun içinde. O yüzden snorkel almadım arkadaşlar. Bu maskenin avantajı biraz daha. Hem buhu yapmıyor arkadaşlar. Bu ağız kısmı ayrı bölme. Şurası ayrı bir bölme. Burası buhar yapmıyor arkadaşlar. Hem burundan hem ağızdan nefes alabiliyorsunuz. Şnorkelde bildiğiniz gibi şey, gözlük burayı kapatıyor, burun deliklerini sizin. Ağızdan nefes alıyorsunuz şnorkeli de takıp. Öyle vererek gidiyorsunuz. Tabii bunu yeni yüzenler yapamaz. Ben de yapamıyorum. Denemedim ama yapamıyorum demeyeyim de denemedim. Ama yapabileceğime inanıyorum. Zaten yeni başladım yüzmeye. O kadar profesyonel biri değilim. Dediğim gibi hem ağızdan hem burundan nefes alabiliyor. Bence arkadaşlar su geçirmez gibime geliyor. Kullanılır ama benim sakallar biraz uzun olduğu için orada tedirginim. Ama yüzüme tam oturtturup deneyip videosunu da çekebilirim. Bunu size videosunun devamını atacağım. Her neyse arkadaşlar, bu maske bu kadar. Yani sıkıp ayarlayabiliyor. Sakalınız ufaksa veya sakalınız yoksa lap diye oturur. Bu arada bunun bedeni arkadaşlar bakayım. LXL arkadaşlar, yetişkin boyu bunların. Bir de SM var, small medium diye. Onlar çocuk diye geçiyor galiba, öyle yazıyordu sitede. L ve XL yetişkin diye geçiyordu. Yani benimkisi bu. Bu yandaki vakumlar tutuyor yüzünüzü işte. Benim tek tedirgin olduğum şey bu sakallar arkadaşlar. Bunları size test edeceğim, yapacağım. Her neyse arkadaşlar, bir de şu şekil el paleti aldım arkadaşlar. Bu el paletleri şuradan arkadaşlar cırtı ayarlanıyor. Şu şekil, buradan bunu sıkıp yapabiliyorsun. Ayrıca bunu parmağına göre ayarlayabilmek için şunun yukarı doğru bastırıyorsunuz. Böyle bastırınca bu uzuyor. Size göstereyim şimdi ben onu detaylı şekilde. İlk önce şunu şöyle açıyorum arkadaşlar. Bunlar sağ sol diye ayrılıyor tabii ki de. Bunu böyle bak şu şekil bastırıp parmağımı tamamen ileri geri yapabiliyorum boyunu. Bu şekil yapıyor arkadaşlar. Bunu neden aldığımı sorursanız arkadaşlar, bu suyu daha iyi kavramak için böyle atınca seni daha da hızlı götürüyor. Hem arkadaşlar bu kol atma tekniğinizi biraz geliştiriyormuş. Öyle duydum. Hocalar filan söyledi. İnternette izlediğim videolarda da öyle diyor. Biraz daha tekniğinizi değiştirebilirsiniz diyor. Yani geliştirebilirsiniz diyor. Hem şuradaki su atma yerleri sayesinde, delikler sayesinde suyu daha çok atıyormuş. Bilmem ne avantajları var mı, sitede özelliklerde yazıyor. Link bırakabilirim. Şunu takmayayım şimdi. Takması zor oluyor bunu. Böyle biri yardım etmesi lazım ikinciyi takarken. Yoksa ben mi beceriksizim bilmiyorum. Bunu takarken böyle uğraşıyorum. İkisini bir zor takıyorum. Demin bir de maskeyi taktım, ondan sonra takmaya çalıştım. 2 saat geçti. Bunu takıyorsun arkadaşlar. Şimdi bu maskeyi neden aldım derseniz arkadaşlar, bunu ben daha yüzmeyi yeni öğreniyorum az çok.
Şimdi ben makarna kullanarak yüzüyorum havuzda ama tabii bunu aşacağım zamanla. Daha bir ay olmadı ben yüzme kursuna yazılalı ama az çok bir şeyler öğrendim. Bunu da tekniğimi geliştirmek için ve suyun üstünde nasıl durabileceğimi öğrenmek için, sudaki korkumu yenmek için aldım. Şimdi bunu takacağım ya arkadaşlar. Kafamı hiç sudan çıkarmadan sürekli ben böyle kulaç atacağım. Kulaç atma şeklimi, yana dönme şeklimi geliştirmeye çalışacağım böyle tekniğimi. Ondan sonra maskeyi de çıkarabilirim. Bunları da kullanmayabilirim ya da kullanırım, fark etmez. Yani bunu kullanmamın sebebi hem daha hızlı gitmek için hem suyu daha iyi kavramak ve tekniğimi geliştirmek için aldım bunları. Tabii bunların bir zararlı yanları daha varmış, okudum. Eliniz böyle, bu parmağınız buna alıştı mı? El paletine alıştı mı bu parmağınız bu şekil kalabiliyormuş arkadaşlar yani. Kalıyor dediysem de yani suyu şu şekil kapalıken hani buzsuzken böyle yapınca yapamıyormuşsunuz, böyle alışıyormuşsunuz buna, biraz ayrık kalıyormuş parmak. Suyu kaçırıyormuş ama bilmiyorum o kadar şey oluyor mu. Bazıları, herkesin yorumuna da inanmamak lazım, deneyip görmek lazım. Dediğim gibi ben bununla tekniğimi geliştirmek istiyorum. Bunun da detaylı şekilde arkadaşlar size videosunu çekmeyi düşünüyorum. Eğer sakallardan su almazsa ben bununla yüzerken arkadaşa GoPro'yu verin, beni suyun altında çeker. Ha dalga geçmeyin bak, daha yüzmeyi bilmiyorum. Zaten biliyorsunuz bende iki tane bacak da yok. Yavaş yavaş yüzmeye çalışıyorum yani, dalga geçmeyin yani. Ha öyle mi yüzülür lan, o kadar şey almışsınız diyebilirsiniz. Ben de derdim, o ayrı konu. Neyse arkadaşlar, yani konuyu uzattım. Neden uzattım derseniz arkadaşlar, bakıyorum internette kimse doğru düzgün maskeyi anlatmıyor. Alıyorlar sadece şöyle gösteriyorlar. İşte bu böyle takılıyor, şöyle yapılıyor, bu aparat buraya geçiyor falan gibisinden filan gibisinden basit şeyleri anlatıyorlar ama merak ettiğimiz soruları söylemiyorlar. Mesela Decathlon'da bunun değişik bedenleri var. Bak mesela ben LXD bedenini aldım. Orada ML bedeni, nasıl diyeyim size, medium large oluyor. Mesela oradaki o beden öyle, onlar orta boymuş. Buradaki N11'de de LXL diye geçiyor. Bilmiyorum, deneyeceğim. Bakacağız yani. Bunları Decathlon'dan aldım arkadaşlar. Decathlon'da hem ucuz hem en kalitelisi bu el paletleri. 49 TL bu el paletleri arkadaşlar. Aynısına N11'de baktım arkadaşlar. 120 lira diyor. Neymiş lan bu dedim ben de. Gittim bunları aldım arkadaşlar. Hem yani faturalı şeyli. Zaten yani teknik geliştirmek için, suya alışmak için deneyeceğim. Dediğim gibi videosunu çekip atabilirim. Bu şekilde arkadaşlar, size de göstereyim son olarak nasıl çıktığını. Şurada bunun düğmesi var arkadaşlar. Bunu yukarı kaldırdık, çıt dedi. Tak çıkardık. Bu şekilde. Bak. Bu arkadaşlar suyun içine girince şurada bunun bir tane şeyi var. Şöyle göstereyim size. Borusu var. İçinde böyle top gibi yuvarlak bir şey var. Suya girince tak yukarı kalıyor. İçeri su girmesini, hava girmesini engelliyor. Nefes alabiliyorsun suyun altında, hem ağzından hem burnundan. Öyle. Bu şekilde geliyor bunlar arkadaşlar. Şöyle bunu sokayım ben içine. Maskeyi bu şekilde koyuyorum. Bu arada Decathlon'da satılan ürün arkadaşlar, bu şekilde koyuyoruz. Onda GoPro tutucu yok. Onu ek olarak alıyorsun. Öyle gördüm yani. Bunların hepsi tabii bu şekilde gelmiyor ama ben hepsini bir yere koymak istiyorum. Ne olur ne olmaz. Ben biraz unutkan ve dağınık insanım. Sonra gelip havuzdan şort almak için, bilmem ne almak için, don almak için, boxer almak için 10 kere gidip gelmişliğim var eve. O yüzden hepsini bir yere koyuyorum. Sıkıntı çıkmasın. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi videonun devamını çekeceğim. Bakacağım neler olabilir, nasıl kullanılıyor. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, beğenip yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet.